Bugün Avcılar Haber Merkezi olarak Avcılar Spor Kulübü'nün antrenmanına konuk olduk. Bugün Avcılar Atatürk Stadyumu Futbol Kulübü Teknik Direktörü Adnan Keskin ile birlikteyiz. Adnan Bey, bize kendinizi tanıtabilir misiniz? 1968 İstanbul doğumluyum. 22 yıl Eyüp Spor'da hizmet verdikten sonra 2003 yılında teknik direktörlük belgemi alarak antrenörlük hayatıma başladım. Birçok İstanbul'daki birçok amatör kulüplerde antrenörlük yaptım. Bu sene de çok önemli olan, büyük bir camia olan Avcılar Spor'da hizmete başladım. Geçmişi mazisi çok değerli oyuncularla kurulu olan bir ekibe geldim. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bunu kazanmak için de çok çalışıyoruz. İyi mücadele ettiğimize inanıyoruz. İnşallah Allah nasip kısmet ederse beklentimiz olan halkımızın, taraftarımızın, camiamızın beklentisi olan hedefe ulaşmak için canla başla mücadele ediyoruz. Geçen seneye göre bu sene takımda değişiklikler oldu mu? Ne gibi değişiklikler vardı veya? Tabii geçen sene takım playoff'u son anda kaybetti. Geçen seneki hocamız Kıvanç Hoca da çok önemli, değerli bir hocamız. Yani orada çok güzel mücadeleler yaptırmış takımına. Ama bu sene biz birkaç tane oyuncu takviye ederek, geçen seneki kadronun üzerinden giderek, birkaç oyuncu takviye ederek başarıya ulaşmak istiyoruz. Ama her ligin kendine göre, kendine özgü zorlukları var. Biz bunları sabırla, çalışarak aşmaya çalışacağız inşallah. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. İsmim Cem Ergin. Avcılar Spor Kulübü Genel Kaptanıyım. 21 yaşından beri kulüpte yöneticilik yapıyorum. Firuzköy'ün yerlisiyim aynı zamanda. Görevimize bu şekilde devam ediyoruz. Bir problemimiz yok. Peki Cem Bey, takımın hedefleri nelerdir? Ya takımın hedefleri bizim kulüp başkanımız Cenk Bey. Yaklaşık 6-7 senedir zaten biz beraber çalışıyoruz. Geçen sene kulübümüze başkan oldu kendisi. Bu sene de yeni bir isim değişikliğiyle beraber bir kongre yaptık. Önümüzde 3 yıllık bir görev süresi var. Bu görev süresinde en kötü ihtimalle Bal Ligi'ne yükselmek hedefindeyiz. Belediye başkanımız Sayın Turan Hançerli ile seçim öncesi de yaptığımız görüşmelerde 5 yıllık bir periyotta takımı en kötü ihtimalle 3. lige çıkarmayı hedefliyoruz. Zaten 450 bin nüfuslu bir ilçenin takımıyız. 1959 yılında kurulmuş köklü bir camiayız. Ama kurulduğumuz günden beri hep profesyonelliklerin kıyısından döndük. Biz bunu, bu şanssızlığı bizim yönetimimizde kırmak istiyoruz. Kulübümüzü, camiamızı ve ilçemizi en iyi şekilde üst liglerde temsil etmek istiyoruz. Hem tesisimiz, hem taraftarımız, hem de ilçemiz bunu gerçekten çok hak ediyor. İnşallah bunu biz başaracağız. Armağanımız var. Biz bu formayı sizin için genç arkadaşlarımız hazırladı. Bu Fenerbahçe'yi Edirne'de elediğimiz Türkiye Şampiyonası'nın forması. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten moral kaynağı oldu bizim için. Sizin gibi basın emekçilerini de her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Şimdi de takım kaptanı Hilmican Ercan ile birlikteyiz. Takımın genel durumu hakkında bilgi alacağız. 24 Ağustos'ta antrenmanlara başladık. İlk etap olarak Afyon'da bir kamp süreci geçirdik. Daha sonra İstanbul Firuzköy tesislerde çalışmamıza devam ettik. Takımımıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Hepsi deneyimli ve tecrübeli arkadaşlar. Yani bu sene iyi bir takım kurdu başkanımız. Sağ olsun her yönden bizi, maddi manevi yönden destek veren bir başkanımız ve yönetici abilerimiz var. Bu sene hedefimiz 1959 tarihli Avcılar Spor'u bir üst lige çıkarmak olacak. Bunun için çalışmamıza devam ediyoruz. 2 maçta 4 puan yaptık. Bu sene hayırlısıyla bütün taraftarımızın desteğiyle birlikte inşallah şampiyon olacağız. Peki, çık. Süper. Hadi. Oo! Yine arkada yapıyorlar ortaları. Bak Allah çarpsın. Ondan başlıyor. Ondan başlıyor. Elime çarptı. Abi, hadi elime çarptı. Kamera çıkıyor ya.